Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz reported speech, yani dolaylı aktarım. Bir kimsenin söylediği bir sözü başka birine aktarırken nasıl aktardığımızı öğreneceğiz burada. She said that, o dedi ki, he told me that, o bana dedi ki şeklinde tercüme ederiz bunları. Last week you went to, şimdi detaylı bir şekilde bu konuya bakalım. Last week you went to a party. Geçen hafta bir partiye gittiniz. A lot of your friends were there. Arkadaşlarınızın birçok arkadaşınız oradaydı. Here are some things they said to you. İşte onların sana söyledikleri bazı şeyler. Evet, burada arkadaşlarının bize söylediği şeyler var. Today ne yapacağız? Today you met Paul. Bugün Paul'la rastlıyorsunuz. You tell him about the party. Ona partiden bahsediyorsunuz. You tell Paul what your friend said. Arkadaşlarınızın size söylediklerini Paul'a aktarıyorsunuz şimdi. Önce bakalım arkadaşları neler söylemiş. Diane'la başlayalım. I'm enjoying my new job. Yeni işimden keyif alıyorum. Başka ne demiş Diane? My father isn't very well. Babam çok iyi değil. Şimdiki zaman, emizarlı iki cümle. Biri de şimdiki zamanlı bir cümle. Enjoying, keyif alıyorum. Diğeri de emizarlı bir cümle. Sara ne demiş? We're going to buy a new house. Biz Sara ve Tim ne demiş? We're going to buy a house. Biz bir ev satın alıyoruz. Başka Peter ne demiş? I have to go early. Erken gitmem gerekiyor. My sister has gone to Australia. Başka ne demiştim? Peter. Kız kardeşim Avustralya'ya gitti demiş. Devam edelim. Anne ne demiş? I can't find a job. Bir iş bulamıyorum. Steve ne demiş? I'll phone you. Seni arayacağım demiş. Angela ne demiş? I don't like my job. İşimi sevmiyorum. My son doesn't like school. Oğlum okulu sevmiyor. Burada Mike size ne demiş? You look tired. Yorgun görünüyorsun demiş. Siz ne demişsiniz? I feel fine. Ben kendimi iyi hissediyorum demişsiniz. Şimdi bu cümleleri Paul'a aktaracağız. Paul'a aktarırken cümlelerimizin bir derece pastını alacağız. Mesela buradan başlayalım. I'm enjoying my new job. Emizar ing ne olacak? Was were ing. Bir derece pastını alıyorum. Emizar'ın pastı neydi? Yani geçmiş hali neydi? Was were. Daha sonra da fiilime ing getireceğim. Burası was were ing. Bir de buraya bakalım. Yine emizarın pastı neydi? Was were. Burası ne olacak? Wasn't weren't. Yani am ve is was'a dönüşecek arkadaşlar. Diğerleri aynı ing alacak. Burası da aynen very well olacak. Şimdi aktarırken nasıl aktarabiliriz? İki şekilde. Said that ya da told me that. Kime söylüyorsak. Burada söylediğimiz kişiyi belirtiyoruz tell'den sonra. Ama say'den sonra, said that'ten sonra ne yapmıyoruz? Kime söylediğimizi belirtmiyoruz. Told'da belirtebiliriz. Ama say ile de illa belirteceksek said to Ahmet, said to Mehmet. Araya to koyarak belirtebiliriz. Said'den sonra to getirerek belirtebiliriz. Said to him, ona söyledi. Said to Mehmet, Mehmet'e söyledi gibi belirtebiliriz. Ama sadece said kullanırsak said that, she said that, o söyledi. Told'da böyle bir sıkıntımız yok. Told'dan sonra kime söylediğimizi belirtebiliriz. Araya herhangi bir şey getirmemize gerek yok. He told me that, bana dedi ki. He told you that, sana dedi ki. Çoğaltabiliriz. Buradaki me'yi değiştirebiliriz. He told him that, o ona dedi ki. He told her that, o ona dedi ki. He told us that, o bize dedi ki. Bunu çoğaltabiliriz. Şimdi Diane'nin söylediklerini aktaralım. Nasıl başlayabiliriz? Diane said that veya Diane told me that diyebiliriz. Her iki şekilde de söyleyebiliriz. Burada ne demiş? Diane said that. Güzel. Buradakini kullanmış. Diane said that. Sonra Diane kız olduğu için I neye dönüşüyor arkadaşlar? She'ye. Sonuçta işinden keyif alan kişi kim? Diane'in kendisi. Kız, bunu söyleyen kişi kız olduğu için de burayı she yapıyoruz. Dolayısıyla she'den sonra ne gelir? Emizardan is gelir. Is'in geçmişi neydi? Was. Am ve is'i was yapıyoruz. Are'ı ne yapıyoruz? Were yapıyoruz. Am ve is'i was. Are ise were'e dönüşüyor. Bir derece pastını aldığımızda. O zaman Diane said that she was dedik. Gerisi aynı. Enjoying, özür dilerim, aynı değil. Burada my var. Şimdi onun diyeceğimiz için burada benim demiş. Biz ne yapacağız onu? Onun. Kızlarda onun nasıl diyorduk? Her.
Dolayısıyla my'ı da her'e çeviriyoruz. Yani her new job şeklinde ifade ediyoruz. Ne oldu en son cümlemiz? Diane said that she was enjoying her new job. Diane yeni işinden keyif aldığını söyledi. Bunu da tercüme ederken bu şekilde. Şimdi tekrar açıklayalım. Bu cümleyi aktarırken ne yaptık? Am ve is was'a dönüşüyor. Are were'e dönüşüyor. Dedik burada söyleyen kişiyle başlıyoruz. Diane said that. Diane dedi ki. Daha sonra söyleyen kişi Diane olduğu için, işinden keyif alan kişi Diane olduğu için she diyoruz. Kızlarda she kullanırız. Sonra Diane said that she. Burada she'de ne kullanırız? Is. Is bir derece past alınırsa was'a dönüşüyordu. Am ve is was'a dönüşüyordu. Öyleyse she was enjoying diyoruz. Diane said that she was enjoying. Burada da kimin işinden bahsediyoruz? Diane'in. Yani kızlarda onun nasıl diyorduk? My yerine her yazıyoruz. Her kullanıyorduk kızlarda. Dolayısıyla buradaki my yerine her yazıyoruz. She was enjoying her new job. Diane said that she was enjoying her new job. Diane said that she was enjoying her new job. Diane yeni işinden keyif aldığını söyledi. Şimdi buradaki cümleyi aktaralım. Yine Diane said that ya da she said that diye de devam edebiliriz. Diane said that ya da she said that. Şimdi kimin babası bu? Diane'in babası. O zaman buradaki my yerine onun babası diyeceğimiz için kızlarda her kullanırız. Öyleyse she said that her father isn't neye dönüşecek? Bir derece pastını alırsak is, am ve is was'a dönüşüyordu. Dolayısıyla burada ne olacak? Wasn't. O zaman Diane said that ya da she said that her father wasn't, gerisi aynı, very well. Diane said that ya da she said that her father wasn't very bad. Very well, özür dilerim. Babasının çok, babasının çok iyi olmadığını söyledi. O, babasının çok iyi olmadığını söyledi. Devam edelim. Sarah ve Tim ne demişti? We are going to buy a house. Biz bir ev alacağız, dedi. Şimdi buradaki we are ne olacak arkadaşlar? Bu ikisine ne derim? Sarah ve Tim'e onlar derim. Buradaki we are they olacak ve ayrıca are neye dönüşüyor? Were. Are yerine de were tercih edeceğiz. O zaman Sarah and Tim diye başlıyoruz. Onlar söylemiş çünkü. Sarah and Tim söyledi, said that ya da Sarah and Tim told me that de diyebiliriz. İkisini de kullanabiliriz. Fark etmiyor. Sarah and Tim said that we neye dönüşecekti? Onlar diyeceğiz. Bu ikisine onlar deriz çünkü. They are neye dönüşüyordu? Bir derece pastını aldığımda were. O zaman Sarah and Tim said that they were going to buy a house. Sarah ve Tim yeni bir ev alacaklarını söyledi. Sarah and Tim said that they were going to buy a house. Sarah ve Tim bir ev alacaklarını söylediler. Evet, buradaki we'yi de'ye çevirdik. Are'ın bir derece pastını aldık, were oldu. Gerisini aynen yazdık. Going to buy a house. Sarah and Tim said that they were going to buy a house. Sarah ve Tim bir ev alacaklarını söylediler. Peter'la devam edelim. Peter neler söylemişti? Eve erken gitmek zorundayım. Kız kardeşim Avustralya'ya gitti. Şimdi have ve has arkadaşlar bir derece pastını aldığımızda had'e dönüşüyor. Have ve has'in bir derece pastını aldığımızda had'e dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki have ve has neye dönüşecek? Had'e dönüşecek. Have ve has had'e dönüşüyor. Şimdi Peter said that diye başlıyoruz. Peter dedi ki. Peter erkek. Erkekler için ne kullanırız? Burada I yerine ne kullanacağız? He. Have ve has neye dönüşüyordu? Had. Öyleyse Peter said that he had to go early. Peter erken gitmek zorunda olduğunu söyledi diye tercüme ediyoruz. Ne oldu? Bir daha yapalım. Peter said that Peter dedi. Peter erkek olduğu için he getiriyoruz buraya. Have has had'e dönüşüyordu. Öyleyse burayı da had yapıyoruz. Peter said that he had to go early. Peter erken gitmek zorunda olduğunu söyledi. Bir de bunu yapalım. Buraya da yazmış. Peter said that he had to go
early. Erken gitmek zorunda olduğunu söyledi. Bir de bunu yapalım. Peter said that diye başlıyoruz yine. Ya da Peter yerine artık ilk ifadesini söylediğimiz için ikinci kez Peter diye tekrar etmemize gerek yok. He de diyebiliriz. Öyleyse he said that. O dedi ki. Kız kardeşi. Kimin kız kardeşi bu? Peter'ın, yani erkek. Erkeklerde onun nasıl deriz? His. Öyleyse buradaki my yerine artık his kullanmam gerekiyor. Çünkü ifadeyi söyleyen Peter. Ve kimin kız kardeşinden bahsediyoruz? Peter'ın. Dolayısıyla erkeklerde onun derken his kullanıyoruz. Buraya my yerine his getiriyoruz. O zaman he said that his sister. Have ve has neye dönüşüyordu? Had'e. O zaman buradaki has'i had yapalım. Peter said that his sister had gone to Australia. Peter, kız kardeşinin Avustralya'ya gittiğini söyledi diye tercüme ediyoruz. Buraya da yazmışız. He said that his sister had gone to Australia. O, kız kardeşinin Avustralya'ya gittiğini söyledi. N'le devam edelim. Ne demiş? Can cool'da dönüşür. Yani can'in bir derece pastı neymiş? Cool'tmuş. Dolayısıyla buradaki can't yerine ne yazacağız? Couldn't yazacağız. Anne said that diye başladık. Anne dedi ki, ne demiş? İşini, özür dilerim, iş bulamadığını söylemiş. Ben bir iş bulamıyorum. Kimdi? Kim bulamıyor? Anne bulamıyor. Yani kız, kız olduğu için she'yi kullanabilirim I yerine. Dolayısıyla Anne said that she can't neye dönüşecek? Couldn't'a. O zaman Anne said that she couldn't, gerisi aynı. Find a job. Yazmış buraya da Anne said that she couldn't find a job. Anne bir iş bulamadığını söyledi. Devam edelim Steve'le. Steve ne demiş? I'll phone you. Seni arayacağım demiş. Yine başlıyoruz. Steve said that. Steve dedi. Kim arayacak? Steve'in kendisi. Öyleyse erkek. He kullanabiliriz. Burada ne demiş? Will'i would yapın. Yani will'in bir derece pastı neymiş? Would. Dolayısıyla will gördüğüm yere would yazacağım. O zaman Steve said that he would phone, kimi arayacak Steve? Beni arayacak. Yani me yapacağım burayı da. Seni arayacağım dedi Bill. Kime dedi? Bana dedi. Dolayısıyla kimi arayacak? Beni arayacak. Buradaki you'yu da me yapıyoruz o yüzden. Anlaşıldı mı? Yani ben seni arayacağım diyor. Şimdi bunu söyleyen kişi Steve. Steve beni arayacağını söyledi diye aktarırım aktarırken arkadaşlar. Türkçe mantıkla bir düşünürseniz ben seni arayacağım. Steve beni arayacağını söyledi. Beni arayacağını söyledi diye aktarıyorum aktarırken. Dolayısıyla buradaki you'yu me yapıyoruz. Beni bana neydi? Me. Baştan söyleyelim. Steve said that he, will'i ne yapıyorduk? Would. O zaman Steve said that he would phone you'yu ne yapıyoruz? Me. Beni arayacağını söyledi çünkü. Oradaki, buradaki you yerine de me'yi getiriyoruz. Buraya da yazmışız. Steve said that he would phone me. Steve beni arayacağını söyledi. Angela ne demiş önce? I don't like my job. İşimi sevmiyorum demiş. Burada ne demiş? Do does did'e dönüşür. Yani geniş zamanı geçmiş zamana çeviriyoruz. Evet. Buradan devam edelim. Angela said that. Kim sevmiyor işini? Angela. Yani kız. She yapıyoruz ayı hemen. Angela işini sevmediğini söyledi. Kimin işi? Yine Angela'nın işi. Öyleyse burada kızlar için ne kullanırız? Her. My kullanamayız. Her kullanırız. Angela işini sevmediğini söyledi. Öyleyse ne yapacağız? Buradaki ayı Angela'dan ötürü she yapacağız. Buradaki my'ı Angela'dan ötürü her yapacağız. Buradaki don't ne olacak? Geçmiş zamanda don't neye dönüşür? Didn't'a. Don't'u didn't şeklinde yazacağız. Yani Angela said that she didn't like her job. Buraya da yazmışız. Angela said that she didn't like her job. Angela işini sevmediğini söyledi. Devam edelim. Angela ne demişti bir de? My son doesn't like school. Oğlum okulu sevmiyor. Şimdi burada artık yine Angela dememe gerek yok. She said that diye başlayabiliriz. Çünkü artık kimin söylediğini, söyleyen kişinin kim olduğunu biliyorum. Angela. Angela yerine she söyleyebilirim. She diyebilirim. Yani she said that diye yine başladık. Şimdi kimin oğlu? Angela'nın oğlu. O zaman buradaki my neye dönüşür? Kızlarda her kullanırım. Öyleyse her. Angela said that her son doesn't neye dönüşüyordu? Don't, doesn't, didn't'a dönüşür. Dolayısıyla
Her son didn't. Geri saniye. Like school. O zaman she said that her son didn't like school. Buraya da yazmışız. She said that her son didn't like school. Oğlunun okulu sevmediğini söyledi. Şimdi Mike, you look tired demiş bana. Ben de ne demişim ona? I feel fine. Şimdi Mike dedi. Mike said that. Mike dedi. Benim yorgun göründüğümü. Yani burada you'yu ne yapacağım? Ben. Benim yorgun göründüğümü söyledi. Görünen kim? Ben. Evet, geniş zamanı ne yapıyorduk? Geçmiş zaman yapıyorduk. Geçmiş zaman yaparken ne yaparız? Fiil düzenliyse ed getiririz. Düzensizse ikinci halini yazarız. Dolayısıyla look düzenlidir. Geçmiş zamanda nasıl yazılır? Looked. Öyleyse you, I olacak, ben olacak. Look da düzenli olduğu için looked olacak. Öyleyse söyleyelim. Mike said that I looked tired. Mike benim yorgun göründüğümü söyledi. Buraya da yazalım. Mike said that I looked tired. Mike benim yorgun göründüğümü söyledi. Yani aktarım yaparken önce kafamızdan Türkçe ben bunu nasıl aktarırım? You look tired demiş Mike bana. O zaman ben bunu nasıl aktarırım? Mike benim yorgun göründüğümü söyledi. Benim yorgun göründüğüm dediğine göre you, I olacak. Göründüğümü olduğuna göre geçmiş zaman halini yazmam lazım. Look nasıl geçmiş zamanda yazılır? Düzenli olduğu için sonuna ed getirerek. Burası da looked oldu. En son halinde nasıl yaptık? Mike said that I looked tired. Mike yorgun göründüğümü söyledi. Şimdi ben ona söyledim ya da ben dedim. Burada I told him, ben ona söyledim de diyebilirim. I said that, ben söyledim de diyebilirim. I said that diyelim. I said that iyi olduğumu, kimin? Yine benim. I said that I, bunu geçmiş zamana aktarırken ne yaparız? Ya sonu düzenliyse ed getiririz, düzensizse de ikinci halini yazarız. Ki fiil fiili düzensizdir, felt olur. Öyleyse I said that I felt fine. İyi hissettiğimi söyledim. Ben ona iyi hissettiğimi, kendimi iyi hissettiğimi söyledim. Yani nasıl söyledik? I said that I felt fine. Kendimi iyi hissettiğimi söyledim. Burada ona söyledim dersek ne olur? I told him. Ona ne? Erkeklerde onu ona, him'di. Öyleyse I told him that I felt fine. Ona kendimi iyi hissettiğimi söyledim şeklinde de söyleyebiliriz. Bu yapıyı da kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir tekrar edelim. Am ve is, was'a, are, were'e dönüşüyordu. Bir derece past'ını alıyorum. İfadenin bir derece geçmiş halini alıyorum. Am'in ve is'in bir derece geçmişi neymiş? Was. Are'ın bir derece geçmişi neymiş? Were. Have ve has'in bir derece geçmişi neymiş? Had. Can'in bir derece geçmişi could'muş. Will'in bir derece geçmişi would'muş. Do does geniş zamanın bir derece geçmişi neymiş? Did. Fiillerimiz geniş zamanla yazılmışsa düzenlilerse ed getiriyoruz. Düzensizlerse ikinci halini yazarak cümlelerimizi aktarabiliyoruz. Aktarırken söyleyen kişiye göre özneler değişiyordu. Burada mesela Diane söylediği için kız olduğu için she. Yine burada Diane söylediği için mine oluyordu. Kızlarda her onun anlamında kullandığım için my her'e dönüşüyor. Mesela burada Sara ve Tim onlar söylediği için buradaki we are neye dönüşüyordu? They. Yani öznelerde de gerekli değişiklikleri söyleyen kişiye göre yapıyoruz. Söyleyen kişiler they onlar olduğu için we are they oldu burada mesela. Evet, yine my sister dediği için Peter erkeklerde ne kullanıyorduk? Onun his, his'e dönüşüyordu. Mesela burada söyleyen an olduğu için I neye dönüştü? Kızlarda she kullanırız. Burası she'ye dönüştü. Burada söyleyen kişi Steve olduğu için, erkek olduğu için I he'ye dönüştü. Buradaki you beni arayacağını söylediği için me'ye dönüştü. Beni bana anlamında. You seni arayacağım diye söylüyor. Steve beni arayacağını söyledi diye aktarıyorum. You me'ye dönüşüyor. Beni oluyor. Mesela ben işimi sevmiyorum derken Angela'la kız olduğu için bu ay işi yapmıştık. Angela'nın işi olduğu için mayı her yapmıştık arkadaşlar. Yine Angela'nın oğlu olduğu için her son demiştik. Onun oğlu.
Sen yorgun görünüyorsun diye söylemiştik. Kimin yorgun göründüğünü söylemişti? Benim. Dolayısıyla buradaki you'yu I yapmıştık arkadaşlar. Bu değişikliklere dikkat ediyoruz. Ben ona kendimi iyi hissettiğimi söyledim. Yine I burada değişikliğe uğramamıştı. Çünkü yine kendini iyi hisseden, söyleyen kişi ben olduğum için I'da bir değişiklik yapmamıştık. Yani ifademizi aktarırken önce Türkçe mantıkla böyle olduğunu söyledi, böyle ettiğini söyledi şeklinde aktaracağız Türkçe'ye. Sonra ne gibi kelimeleri, ne gibi bir sözcükleri değiştirdiğimizi tespit edeceğiz. Ve aktarırken de, İngilizcesini yazarken de o öğelerde gerekli değişiklikleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi daha fazla alıştırma yaparak biraz pratik yapalım. Evet, demiş ki say and tell. Söylemek ve anlatmak. Söylemek. Tell her iki anlamında, anlatmak ve söylemek anlamında da kullanılır. Say söylemek anlamında kullanılır. Söyledi derken say düzensizdir. Set halini alırız. İkinci halini söylüyoruz. Tell de düzensizdir. İkinci hali told. Söyledi, dedi şeklinde tercüme edebiliriz. Mesela örnekler. He said that he was tired. Yorgun olduğunu söyledi. He said me diyemeyiz arkadaşlar. Ne demiştik? Said'den sonra eğer kime söylediğimizi belirtmek istersek he said to me deriz. Araya to koyarız. Ama said'den sonra direkt me getiremeyiz. Bu yanlış bir ifade olur. Tele bakalım bir de. He told me that he was tired. Bana yorgun olduğunu söyledi. Burada kime söylediği belli. Tell'den sonra direkt hiçbir şey getirmeden me'yi getirebiliriz. Araya herhangi bir şey koymama gerek yok. He told me. Bana dedi. He told that şeklinde söylemiyoruz. Kime söylediğimizi tell'den sonra belirtiyoruz. He told that diye bir ifade yok. Kime söylediysek tell'den sonra onu belirtiyoruz. Demek ki he told that diyemiyoruz. Bu ifade yanlış oluyor. Devam edelim. What did she say to you? O sana ne söyledi? What did she say to you? Burada did kullandığımız için say yalın halde birinci haliyle yazılmış arkadaşlar. Did gelir, at gider. Yani say fiilimiz yalın haline getiriyoruz. Did'i kullandığımız için. Say you diyemeyiz. Birine söylediğimizi belirtmek istiyorsak say'den sonra araya to koyuyoruz. What did she tell you? O sana ne söyledi? Ama tell'de böyle bir ihtiyacımız yok. Tell'den sonra direkt kime söylediğimizi belirtiyoruz. Tell you, sana ne söyledi? Tell to you diyemiyoruz. Tell'den sonra direkt kime söylediğimizi yazıyoruz. Araya herhangi bir şey getirmiyoruz arkadaşlar. Do not say, söylemeyin diyor. He said me. He said me demeyin diyor. I said an vesaire demeyin. Ne yapın? Araya that koyun. He said that. Me kime söylediğinizi belirtmeyin. I said an. Ene söylediğimi belirtmeyin. Said'den sonra illa belirtecekseniz he said to me deyin. I said to an deyin. Araya to getirin. Ama direkt kime söylediğinizi said'den sonra belirtemiyorsunuz. Yani he said me yanlış bir ifadedir. He said to me olması lazım. I said an yanlış bir ifadedir. I said to an dememiz gerekiyor. Araya to koymamız lazım. Do not say, söylemeyin. Nasıl? He told to me. Bana dedi. Burada to'ya ihtiyacım yok. Told'dan sonra direkt kime söylediğimi belirtebiliriz. Yani doğrusu ne olacak bunun? He told me. Bana dedi ki. Burada to'ya ihtiyaç yok. Yanlış bu. I told to an demeyin mesela diyor. Burada to'ya ihtiyacım yok. I told an. Ene dedim ki. Dolayısıyla told'dan sonra kime söylediğimizi belirtiyor. Biliyoruz. Herhangi bir ifade getirmeme gerek yok. Ama say'den sonra kime söylediğimizi belirtmiyoruz. Ama illa belirtmek istersek araya to koyuyoruz. He said to me. Bana dedi ki. I said to an. Ene dedim ki. Araya to koymamız gerekiyor said'den sonra. You can say, söyleyebilirsiniz. He said that he was tired. O yorgun olduğunu söyledi. Or he said he was tired. O yorgun olduğunu söyledi. Yani bu aradaki dedi kaldırabiliriz. That buradan kalkabilir. He said he was tired ya da he said that he was tired. Buradaki said'den sonraki that'i kaldırabiliriz. Without that, that'siz söyleyebilirsiniz diyor. Özür dilerim. Anne told me that. Anne bana dedi ki, she didn't like her job. İşini bana sevmediğini söyledi. Bana işini sevmediğini söyledi. Buradaki dedi de kaldırabiliriz. He told me that'ten sonra, me'den sonra gelen that'i kaldırabiliriz. Şöyle söyleyebiliriz yani. Anne told me she didn't like her job. Anne bana işini sevmediğini söyledi. Demek ki said that'ten sonra gelen that'i, told me that'ten sonra gelen that'i kaldırabiliriz. Cümleden bir sıkıntı olmuyor.
Devam edelim. Alıştırmalarımıza geçelim. İyice pratik yapalım bu konuyu. Read what these people say and write sentences with he, she, they said that. Demiş ki bu insanların ne söylediğini okuyun. Daha sonra da o, onlar dedi ki şeklinde başlayan cümleler kurun. Bir tane de örnek yapmış bizim için. I've lost my watch. Saatimi kaybettim. Burada kim söylemiş? Erkek olduğu için ne diyoruz? He said. Kız olsaydı she said derdik. Dolayısıyla iki kişi söylemiş olsaydı they said derdik. Dolayısıyla he said diye başladık. Biz ne demiştik? Söyleyen kişiye göre şekil alıyor. Erkek söylediğine göre buradaki I neye dönüşecek? He'ye. He said he. Ne demiştik? Have has had'e dönüşür demiştik. Öyleyse he said he had. Gerisi aynı. Özür dilerim aynı değil. Burada bir de my varmış. He said he had lost. Kimin saati? Onun saati. Erkeklerde ne kullanıyorduk? His. Öyleyse he said he had lost his watch. O saatini kaybettiğini söyledi. İkiyi yapalım. İkiyi de biz yapalım. I am very busy diyor. Ben çok meşgulüm. Bu sefer söyleyen kız. Kızlarda ne diyorduk? She said. She said diye başladık. Meşgul olan kim? She, o. Kızlarda she kullanıyorduk. Öyleyse she said she. Emizar neye dönüşüyordu? Was göre. Am ve is was'a dönüşüyordu. Dolayısıyla am olduğu için was kullanacağız. O zaman she said she. She said she was. Gerisi aynı. Very busy. She said she was very busy. Çok meşgul olduğunu söyledi diye de tercüme ediyoruz. 3'e geçelim. I can't go to the party. Partiye gidemiyorum. Yine kız söylemiş. Kızlarda she said diye başlıyoruz. Kim gidemiyor? O. O zaman she said she. Can't neye dönüşüyordu? Bir derece pastı. Couldn't'tı. Bir derece geçmişi couldn't'tı. Öyleyse she said she couldn't. Gerisi aynı. Go to the party. She said she couldn't go to the party. O partiye gidemeyeceğini söyledi. 4'ü geçelim. I have to go out. Dışarı çıkmak zorundayım demiş. Kim söylemiş? Erkek. Erkek söylediği için he said diye başlıyoruz. Kim dışarı çıkmak zorunda? Yine bunu söyleyen kişi yani erkek. He. He said he. Have has neye dönüşüyordu? Had'e. Öyleyse he said he had to go out. O dışarı çıkmak zorunda olduğunu söyledi. He said he had to go out. Dışarı çıkmak zorunda olduğunu söyledi. 5'i yapalım. Yine bir erkek söylemiş. O zaman he said diye başladık. Yine söyleyen kişi kimdi? Erkek. Öyleyse I he'ye dönüşür. He said he. Am ve is neye dönüşüyordu? Bir derece geçmişini aldığımızda am ve is was'a, are were'e dönüşüyordu. Dolayısıyla burada am olduğuna göre was'a dönüşecek. Öyleyse he said he was, gerisi aynı, learning Russian. He said he was learning Russian. O Rusça öğrendiğini söyledi. 6'ya geçelim. I don't feel very well. Kendimi çok iyi hissetmiyorum diyor. Kim söylemiş? Kız. Kız söylüyorsa she diyorduk. She said. Burada söyleyen kişi yine kız olduğu için I she'ye dönüşüyor. She said she don't doesn't neye dönüşüyordu? Didn't'a. Öyleyse she said she didn't, gerisi aynı, feel very well. She said she didn't feel very well. Kendini çok iyi hissetmediğini söyledi. 7'ye geçelim. We'll be home late. Biz geç saatte evde olacağız diyor. Biz geç saatte evde olacağız. Şimdi bunu aktaralım. Bunu söyleyen iki kişi. Yani onlar dedi ki deriz. They said diye başladık. They said. Buradaki söyleyen kişi kim? Onlar. Dolayısıyla we yine they olacak. They said they. Will'in bir derece pastını alırsak would oluyordu. Öyleyse they said they would, gerisi aynı, be home late. They said they would be home late. Onlar geç saatte evde olacaklarını söylediler. 8'e geçelim. Yine bir bayan söylemiş. Yani she ile başlıyoruz. She said. Kim ne demiş burada? I've just come back from holiday. Daha yeni tatilden döndüm. Kim dönmüş? Bunu söyleyen kişi. Yani she. O zaman she said she. Have has neye dönüşüyordu? Had'e. Öyleyse buradaki have'i neye dönüştürüyoruz? Had. She said she had just come back from holiday. Gerisini aynen yazıyorum. She said she had just come back from holiday. Buraya da yazalım. She said she had just come back from holiday. O daha yeni tatilden döndüğünü söyledi. 9'la devam edelim. Yine bir bayan söylüyor. She said. O dedi ki
I'm going to buy a computer. Bir bilgisayar alacağım. Kim alacak? Yine o. I neye dönüşüyor? She'ye. She said she. Am ve is was'a, are were'e dönüşüyordu. Burada am olduğuna göre was olacak burası. O zaman she said she was. Gerisi aynı. Going to buy a computer. She said she was going to buy a computer. O bir bilgisayar alacağını söyledi. 10 numarayla devam edelim. 10 numarayı da yine iki kişi söylüyor. Bunlara onlar derim. O zaman onlar diye başlıyoruz. They said. We haven't got a key. Anahtarımız yok. Kimin yok? Yine onların yok. O zaman they said they. Have has neye dönüşüyordu? Had'e. Öyleyse burası ne olur? Hadn't. They say they hadn't got a key. Yazalım. They say they hadn't got a key. Eğer buradaki got'ı çıkarırsak didn't have şeklinde de söyleyebiliriz. Yine aynı kapıya çıkar. Yani they said they didn't have a key de diyebiliriz. Onlar anahtarlarının olmadığını söylediler de diyebiliriz. Ama yukarıdaki de doğrudur, aşağıdaki de doğrudur. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Devam edelim ikinci bölümle. Use the pictures to complete the sentences. Cümleleri tamamlamak için resimleri kullanın. Bir tane de örnek yapmış. Diane ne demiş? I am enjoying my new job. Yeni işimden keyif alıyorum. Okuyalım bir numarada ne diyor? I met Diane last week. Geçen hafta Diane'le rastladım. She said dedi. Ne demiş? Yeni işinden keyif aldığını söylemiş. Şimdi kim keyif alıyor? Diane'in kendisi. Bunu söyleyen Diane çünkü. Öyleyse buradaki I she'ye dönüşür. She said she dedik. Am ve is was are were dönüşüyordu. Burada am olduğuna göre was'a dönüşecek. Öyleyse she said she was enjoying. Kimin işi bu? Yine Diane söyleyen kişinin. Öyleyse my her'e dönüşür. She said she was enjoying her new job. O yeni işinden, Diane yeni işinden keyif aldığını söyledi. Buraya da yazmış. She said she was enjoying her new job. O yeni işinden keyif aldığını söyledi. Bu şekilde aktarım yapıyoruz yine. İkinci resimde I am not hungry demiş Betty. Bakalım duruma. Betty didn't want in eat pardon. Betty didn't want anything to eat. Betty yiyecek hiçbir şey istemedi diyor. Şimdi bakalım. O dedi ki diyor diyeceğiz. Yine Betty söylüyor. She said diye başladık. Kim aç olmadı, aç olmadığını söyledi diyeceğiz. Kim aç değil yine söyleyen kişi yani Betty. I she'ye dönüşecek. She said she. Am ve is was'a, are were'e dönüşüyordu. Burada da am olduğuna göre was'a dönüşecek. Yani she said she was not. Gerisinde aynı hungry. Yazalım buraya da. She said she was not hungry. O aç olmadığını söyledi. Üçüncü resimle devam edelim. I need it. Ona ihtiyacım var diyor. Diyeceğiz ki Mike ona ihtiyacı olduğunu söyledi. 3 numarayı okuyalım. I wanted to borrow Mike's ladder. Ben Mike'ın merdivenini ödünç almak istedim. But he said, ama o dedi. He said'le başladık. Kimin ihtiyacı var? Mike'ın, yani erkek. O zaman bu I he'ye dönüşür. He said he. Ne yapıyorduk? Bir derece pastını alıyorduk. Geniş zamanda yalın halde fiillere eğer düzenlilerse ed, düzensizlerse ikinci halini yazıyorduk. Buradaki need de yalın halde yazılmış. Yani sonuna ya ed getireceğim ya da düzensizse ikinci halini söyleyeceğim. Need düzenlidir. Sonuna ed getirirsem geçmiş bir derece pastını almış olurum. Do does geniş zamanın bir derece pastı did'di yani geçmiş zamandı. Dolayısıyla burada düzenli olduğu için ed getirerek geçmiş zamana geçireceğiz. O zaman he said ya da Mike said he needed it. Mike ona ihtiyacı olduğunu söyledi. He said he needed it. Buraya da yazalım. He said he needed it. I want to borrow Mike's ladder, but he said he needed it. Evet, ben Mike'dan merdivenini ödünç almak istedim ama ona ihtiyacı olduğunu söyledi diye de tercüme ediyoruz. Devam edelim. Evet, Sally elinde bir davetiye var. Ne demiş? I don't want to go. Gitmek istemiyorum demiş. Kim demiş? Sally demiş. Kız söylemiş. Bakalım buradaki duruma. Sally was invited to the party. Sally partiye davet edildi. Geçmiş zaman pasif yapısını görüyoruz. Yapıldı, edildi. Sally partiye davet edildi. But she said, ama dedi ki ben gitmek istemiyorum. Gitmek istemediğini söyledi diyeceğiz. Kim söyledi? She. O zaman buradaki I neye dönüşecek? She'ye. O zaman she said she. Don't doesn't neye dönüşüyordu? Didn't'a.
bir derece geçmişini aldığımızda didn't'a dönüşüyor. O zaman she said she didn't, gerisi aynı, want to go. She said, buraya da yazalım, she said she didn't want to go. Baştan okuyalım cümlemizi. Sally was invited to the party but she said she didn't want to go. Sally partiye davet edildi ama gitmek istemediğini söyledi diye tercüme ettik. Beşi yapalım. Sharon diye biri var. You can have it. Alabilirsin demiş Sharon. Burada ne diyor? Sharon told me she didn't want the picture. Sharon bana resmi istemediğini söyledi demiş burada. Biz de buraya söyleyelim. She said dedi. Kim demiş? Sharon. Kimin alabileceğini söylemiş? You can have it. Bana söylediğine göre, burada söylenen kişi ben olduğuma göre, resmi alabilecek kişi kim? Ben. You can have it demiş bana. Onu alabilirsin. Resmi burada alabilecek kişi kim? Ben. Öyleyse buradaki you'yu I'ye dönüşecek. Yani she said, I, ben dedik. Sonra can'in bir derece pastı. Neydi? Could. Can, could'a dönüşüyordu. Öyleyse I could, gerisi aynı, have it. Buraya da yazalım. She said, I could have it. She said, I could have it. Onu alabileceğimi söyledi diye aktarıyorum. Baştan okuyalım. Sharon told me she didn't want the picture. Sharon resmi istemediğini bana söyledi. She said, I could have it. Onu alabileceğimi söyledi diye de tercüme ettim. Evet, 6 numaralı soruyla devam edelim. Martin has just gone away on holiday, he said. Burada ne demiş? I'll send you a postcard. Sana bir kart atacağım demiş Martin. Şimdi o dedi. He said. Şimdi söyleyen kim? Martin, yani erkek. Buradaki I he'ye dönüşür. He said he. Will bir derece pastını alınca ne oluyordu? Will would'a dönüşüyordu. O zaman he said he would send. Kime kart atacaktı? Bana. Yani buradaki you me olacak. You seni sana, me beni bana. O zaman he would send me, gerisi aynı, a postcard. He said he would send me a postcard. O bana kart atacağını söyledi. 7 numaraya geçelim. I was looking for Robert. Robert'ı arıyordum. Linda said. Linda, where is Robert? Robert nerede? He's gone home. Sormuş birisi Linda'ya. Where is Robert diye. Linda yanıt vermiş. He's gone home. O eve gitti. I was looking for Robert. Robert arıyordum. Linda bana onun eve gittiğini söyledi diyeceğiz. Şimdi Linda söylemiş. Robert erkek olduğu için yine bu he'de bir değişiklik. Eve giden kim? Robert. Bu he'de bir değişiklik yapmıyorum. Eve giden Robert olduğu için kimin gittiğini söylemiş? Robert'ın gittiğini. Dolayısıyla Robert erkek olduğu için yine he diyebiliriz. O zaman Linda said he have has. Neye dönüşüyordu have has? Had'e dönüşüyordu. Has gone demiş ya, eve gitti. Burada has'i kısaltmış tırnakla. Have has artı fiilin üçüncü hali. Yakın geçmiş zaman yapısı var burada. Evet, buradaki have has neye dönüşürdü? Had'e. Dolayısıyla Linda said he had, gerisi aynı, gone home. Linda said he had gone home. Linda onun eve gittiğini söyledi. Bir daha okuyalım. I was looking for Robert. Ben Robert'ı arıyordum. Linda said he had gone home. Linda onun eve gittiğini söyledi. Devam edelim 8'de. Why did Steve stay at home? Neden Steve evde kaldı? He said. I want to watch TV. Şimdi ben Robert'a sormuşum. Ben bir arkadaşıma sormuşum. Robert neden evde kaldı diye sormuşum. Robert'ın cevabı neymiş? O, ben televizyon izlemek istiyorum. Dolayısıyla kim izlemek istiyor? Robert. Buradaki aynı, özür dilerim, Steve izlemek istiyor. Öyleyse Steve erkek olduğu için burası bir kere he olacaktı. O zaman he said he dedik. Sonra ne yapıyorduk? Geniş zamanları yalın elde yazılmış fiiller ve este kısalmış fiilleri ne yapıyorduk? Geçmiş zamana. Geniş zamanı geçmiş zamana aktarıyorduk. Yani burada yalın halde fiil olduğuna göre ben ne diyorum? Bu geniş zamanla yazılmış. Geniş zamandan geçmiş zamana aktarırken fiil düzenli ise sonuna ed getiriyorduk. Düzensizse de ikinci halini yazıyorduk. O zaman he said, he want düzenlidir. Sonuna ed getirerek geçmiş yapabilirim. Yani he said he wanted to, gerisi aynı, watch TV. Yazalım buraya da he said he wanted to watch TV. O televizyon izlemek istediğini söyledi. Bir daha baştan okuyalım. Why did Steve stay at home? Steve neden evde kaldı?
said he wanted to watch TV. O televizyon izlemek istediğini söyledi. Has Mary gone out? Mary dışarı çıktı mı? I think so. Sanırım. She said. Mary ne demiş? I'm going to the cinema. Ben sinemaya gidiyorum. Demişler ki Mary dışarı çıktı mı? Evet sanırım. O sinemaya gideceğini söyledi diyeceğiz. Şimdi she said kim söylüyor? Mary. O söyledi. Buradaki özellikle sinemaya gidecek kim? Mary. Mary'nin kendisi yani kız. Öyleyse she said she. I she'ye dönüştü. Am is are neye dönüşüyordu? Was were. Am ve is was'a are were dönüşüyordu. Burada am olduğuna göre am'i ne yapacağız? Was. O zaman she said she was. Gerisi aynı. Going to the cinema. She said she was going to the cinema. Sinemaya gideceğini söyledi. Baştan okuyalım. Has Mary gone out? Mary dışarı çıktı mı? I think so. Sanırım. She said she was going to the cinema. Sinemaya gideceğini söyledi. Diye de tercüme ettik. Devam edelim. Üçüncü bölüm ve son bölümdeyiz. Putin say, said or tell, told. Diyor ki boşlukları say, said, tell veya told'la doldurun. Birincisinde bizim için örnek olarak yapmış. He was tired. Şimdi burada kime söylediğimiz belli olmadığına göre burada say kullanacağız. Dedi. Yorgun olduğunu söyledi. Dedi de demek için said kullanırız. Burada told kullanamayız. Çünkü told'dan sonra kimi söyledi, kimi ifadeyi kime söylediğimizi belirtmem lazım. Mesela he told me that. Bana dedi ki. She told us that. Bize dedi de, o bize dedi ki. She told them that. O onlara dedi ki. That'i de kullanmayabiliriz. Fark etmez. She told them. Onlara dedi ki. We told her. Biz ona dedik. Şeklinde. Say'den sonra bize böyle bir zorunluluk yoktu. Said deyip bırakabiliriz. He said. O dedi. He was tired. Yorgun olduğunu söyledi. Dolayısıyla buraya said getirdik. İkincisini de yapmış bizim için. What did she, artık did geldi, ed kalktı. Yani told değil de tell'i tercih ediyoruz. Did geldiği zaman ed getirmiyoruz ya da ikinci halini yazmıyoruz. Did gelir, ed gider. Dolayısıyla yalın halde yazmış. What did she tell you? O sana ne söyledi? Yine söylediğimiz kişi belli olduğu için say'den sonra kime söylediğimizi belirtemiyorduk. Ancak araya to koyarsak belirtebiliyorduk. Say to you da diyebiliriz mesela. Burada to olsaydı say to you diyebilirdik. O zaman da tell'i kullanamazdık. Çünkü tell'den sonra to gelmez. Dolayısıyla burası ne olmuş? What did she tell you? O sana ne söyledi? Devam edelim. Üçü de biz yapalım. And blah blah. She didn't like Peter. Şimdi bakalım. And Peter'ı sevmediğini söyledi diyeceğiz. Yani burada say veya tell kullanamayız. Çünkü söyledi diyoruz. Geçmiş zamanı kullanmamız lazım. Yani ya said getireceğiz ya told getireceğiz. Şimdi told'dan sonra kime söylediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Burada belirtmiş mi? Hayır. Told'dan sonra ne geliyordu? Me, bana dedi ki. You, sana dedi ki. Him, ona da dedi ki. Her, ona dedi ki. It, ona dedi ki. Us, bize dedi ki. You, sana dedi ki ya da size dedi ki. Them, onlara dedi ki. Bunlardan birinin gelmesi gerekiyor told'dan sonra. Ama burada böyle bir şey var mı? Me yok. You yok. He yok. Özür dilerim. Him yok. Her yok. It yok. Us yok. Them yok. Dolayısıyla burada told kullanamayız arkadaşlar. Yani ne kullanacağız? Said. And said she didn't like Peter. And Peter'ı sevmediğini söyledi. Devam edelim dörtte. Jack blah blah me that you were. Senin hasta olduğunu Jack bana söyledi diyor. Burada kime söylediğimiz belli. Ne yapıyorduk? Say'den sonra kime söylediğimizi belirtemiyorduk. Belirtmek istersek araya to getirmek zorundaydık. Yani burada to olsaydı said kullanabilirdik. Bana dedi. Said to me. Ama to olmadığına göre artık burada said kullanamayız. Zaten direkt say ve tell'i eliyoruz. Neden? Hasta olduğunu söyledi. Söyledi geçmiş zamandır. Yani said ya da told getirmem lazım. Said'i de getiremiyorum. Çünkü said'den sonra kime söylediğimizi belirtemiyorduk. Ancak araya to koyarsak belirtebiliyorduk. Yani said to me şeklinde olması gerekiyor. Burada da to olmadığı için burada said kullanamayız. Told kullanabiliriz arkadaşlar. Jack told me that you were ill. Jack bana hasta olduğunu söyledi diye tercüme ediyoruz. Beşi yapalım. Please don't blah blah Jim what happened. Jim'e ne olduğunu lütfen söyleme.
Kime söyleme? Cime söyleme. Kime söylediğimizi belirtiyoruz. Bir kere burada told veya said kullanamayız. Çünkü söyleme diyor. Yani present, şu andan bahsediyoruz. Dolayısıyla geçmiş zamanlıları çıkarıyorum. Told ya da said kullanamam. Ya say getireceğim ya tell getireceğim. Biz ne demiştik? Kime söylediğimizi belirtiyorsak tell, kime söylediğimizi belirtmiyorsak say kullanırız. Burada kime söylüyoruz? Cime. Cime ne olduğunu söyleme. Kime söylediğimiz belli olduğu için burada tell'i tercih ederiz. Please don't tell Jim what happened. Lütfen Jim'e ne olduğunu söyleme. Buraya tell yazıyoruz. Please don't tell Jim what happened. Lütfen Jim'e ne olduğunu söyleme ya da anlatma diye de tercüme edebiliriz. Did Lucy blah blah, she will be late. Lucy geç kalacağını söyledi mi? Şimdi burada did olduğuna göre artık fiillere ed getiremem. Yani said veya told diyemem. Bu ikisini eledik. Said ile told gitti. İkincisi, geç kalacağını söyledi. Kime söylediği belli değil. Lucy'nin bunu kime söylediği belli değil. Kime söylediği belli değilse told'u kullanamayız. Çünkü told'dan sonra muhakkak kime söylediğimizi belirtiyorduk. He told me, bana dedi ki. He told you, sana dedi ki. He told him, ona dedi ki. He told her, ona dedi ki. He told us, bize dedi ki. He told them, onlara dedi ki. Şeklinde kime söylediğini belirtmemiz gerekiyor. Told'dan sonra. Ama burada öyle bir şey yok. Geç kalacağını söyledi mi diye sormuş. Dolayısıyla burada arkadaşlar say kullanabiliriz. Tell kullanamayız. Çünkü tell'den sonra kime söylediğini belirtmesi lazım. Tell me, bana söyler. Tell him, ona söyler. Tell us, bize söyler. Tell you, sana söyler. Tell her, ona söyler. Tell him, ona söyler gibi belirtmemiz lazım tell'den sonra. Burada belirtmediği için tell'i değil de say'i tercih ediyoruz. Did Lucy say she would be late? Lucy geç kalacağını söyledi mi? Dolayısıyla buraya say yazdık. 7'yi yapalım. The woman blah blah, she was a reporter. Gazeteci olduğunu kadın söyledi diyoruz. Söyledi dediğimize göre told ya da said kullanacağız. Yani geçmiş zaman kullanacağız. Şimdi told ile said'in farkı neydi? Told'dan sonra kime söylediğimizi belirtmek zorundayız. Ama said'den sonra öyle bir zorunluluğumuz yok. Kime söylemiş belli mi? Kadının gazeteci olduğunu söyledi. Yok, kime söylediği belli değil. Dolayısıyla told'u kullanamayız. Burada said'i tercih ediyoruz. The woman said she was a reporter. Kadın gazeteci olduğunu söyledi diyoruz. 8'i yapalım. The woman blah blah us, she was a reporter. Kadın bize gazeteci olduğunu söyledi. Bu sefer kime söylediği belli. Kime söyledi dediğimiz için zaten tell ile say'i eliyoruz. Söyledi. Geçmiş zaman çünkü. Ya told ya da said getiririz. Kime söylediği belli ise told'u kullanıyorduk. Belli değilse said'i kullanıyorduk. Burada kime söylemiş gazeteci olduğunu bize us var. Dolayısıyla burada told'u tercih ederiz. The woman told us she was a reporter. Kadın bize gazeteci olduğunu söyledi diyoruz. They asked me a lot of questions but I didn't blah blah them anything. Bana çok sayıda soru sordular ama ben onlara hiçbir şey söylemedim. Şimdi did gelir, at gider. Did varsa fiiller yalın kullanılır. Yani told ve said burada kullanılmaz. Did olduğu için. Ya say gelecek ya tell gelecek. Farkları ne say ile tell'in? Tell'den sonra kime söylediğimizi belirtmek zorundayız. Tell me, bana söyler. Tell him, ona söyler. Tell her, ona söyler. Tell us, bize söyler. Tell them, onlara söyler şeklinde kime söylediğimizi belirtmeliyiz. Ama say'den sonra böyle bir zorunluluğumuz yok. Ben onlara hiçbir şey söylemedim, onlara söylemedim. Kime söylediğimiz belliyse tell'i tercih ederiz. Dolayısıyla bu boşluğa da tell'i getiriyoruz. They asked me a lot of questions, but I didn't tell them anything. Onlar bana çok sayıda soru sordular ama ben onlara hiçbir şey söylemedim diye tercüme ediyoruz. 10 numara yaparım. They asked me a lot of questions. Onlar bana çok sayıda soru sordular. But I didn't blah blah anything. Ama ben hiçbir şey söylemedim. Yine didn't olduğu için arkadaşlar told ya da said kullanamayız. Çünkü did gelir, at gider. İkinci halini kullanamayız. Burada ed takısı almış fiiller var. Dolayısıyla bunları kullanamayız. Did geldiği için. Yani ya say getireceğiz ya tell getireceğiz. Şimdi ikisinin farkı neydi? Tell'den sonra kime söylediğimizi belirtmek zorundayız. Tell me, bana söyler. Tell you, sana söyler. Tell him, ona söyler. Tell her, ona söyler. Tell us, bize söyler. Tell them, onlara söyler şeklinde gibi belirtmemiz gerekiyor. Say'den sonra böyle bir zorunluluk yok. Kime söylediğimizi belirtmemize gerek yok. Ama burada ne demiş?
Hiçbir şey söylemedim. Kime söylemediğim belli değil. Dolayısıyla C'yi tercih ederiz burada da. They asked me a lot of questions, but I didn't say anything. Onlar bana çok sayıda soru sordular ama ben onlara hiçbir şey söylemedim şeklinde tercüme edebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadar. Önümüzdeki derslerde görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.